Herkese selamlar dostlar. 2 Ekim 2021 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 10 tane mücadele seçtim. Hem ideal hem yüksek oranlı tercihlerle sizlere sunacağız. Öncelikle yine güzel bir efkar videosuyla başlamak istiyorum. Açıyorum. Videomuzun başlığı bir futbolcunun bitişi. 20 saniyelik. Ademla için şöyle kısa bir videosunu koydum efkar. Bu çekim yılbaşından kalma. Eski bir video. Mutlaka bilenler vardır Beşiktaş taraftarlardan. Yani bir futbolcunun bitişi bu şekilde oldu. Sonradan biraz toparlanma derken sonradan Beşiktaş gitsin göndermek istedi. Laiç gitmeni derken ortalık karıştı 56. Her neyse videomuza başlayalım. Şimdi öncelikle raporlarla başlayalım. Ekrana gelsin 29 Eylül raporu. Arkadaşlar 29 Eylül raporunda sizlere zaten YouTube'da bir öneri yapmıştım. Kombine bir YouTube önerisiydi. Bir de katıl grubuna bir öneri yaptım. Salzburg maçıyla Benfica maçını keza zaten onları YouTube'da da önermiştim sizlere anlatmıştım yani. İki kombinimizde full olarak devam ettik. Yani bazen böyle full çekebiliyoruz zaten. İki kombin önerimizde kazandı. Bir tanesi 2-1 gibi orandan legal Türkiye oranları. Diğeri ise 2:78 gibi orandan o da kazandı. Gayet güzel bir şekilde kazandık. Şimdi geçelim 3050 raporuna. 3050 raporunda ise ekranda yine gördüğünüz üzere iki tane kombine çıkardım. Ben YouTube'da kombine çıkarmamıştım. Hatta 3 kombine çıkardım. Yani riskli çoklu olarak verdim. Kombine 1 başarısız oldu. Kombine 2'miz başarılı oldu. Laskın ben ilk gol atmasını bekliyordum. Attı. Bazen kazanmasını bekliyordum. Zaten ilk yarıdan 2-0'ımı 3-0'ımı yaptı. Riskli çoklu değilse Antwerp'in kornerini verdim. Union Berlin'i verdim. Gent'i verdim. O üç tamam. 3 tamam. Fenerbahçe'ye ben 2-3 gol tercihi sunmuştum. Normalde YouTube'da ya dedim olur 3-1 biter, 4-2 biter bir şey olur dedim. Hadi KG Vara çevireyim dedim. Keşke çevirmeseydim. O başarısız oldu. Riskli çoklu oranı 4.78'ine oranı vardı totalde. Nesin oranı? Başarısız oldu. Fenerbahçe'nin topu direkten döndü. Bir türlü girmedi. Kötü mücadele oldu zaten. Oynadı fakat Fenerbahçe istediğini alamadı. Şimdi Maçlara geçelim isterseniz. Ondan önce çok kısa bir daha hatta videonun ortasında yapayım onu. Şimdi ilk maçımız Rubin Kazan mücadelesi. Şimdi maçlar hakkında bazı notlarım var. Şimdi Rubin Kazan arkadaşlar sezonu çok iyi başladı. Sezonu iyi başlayan Rubin Kazan son haftalarda biraz kötü bir gidişat e, grafik olarak son 5 maçında görünüyor. Fakat bu grafiğin Böyle gitmesinin bazı sebepleri var. O sebeplerden bahsedecek olursak özellikle hem deplasmanda oynaması hem de kendine nazaran biraz daha güçlü takımlarla oynaması. Yani burada deplasman takımı Rubin Kazan'ın kalite anlamında biraz aşağısında. Rubin Kazan'ın son maçlarına bakmak gerekirse şöyle, mesela Zenit'le kendi evinde oynadı, Moskova maçına deplasmanda çıktı, kendi evinde Ural'ı yendi mesela. Krasnodar'da keza bu ligin en güçlü takımlarından bir tanesi deplasmanda mağlup oldu. Yani son 4 haftada biraz fikstürün gazabı diyelim biz buna. Fixtürün kötü gelmesiyle birlikte büyük maçları hepsini erken oynadı. Ondan dolayı böyle bir sıkıntı yaşadı Rubin Kazan. Yoksa Rubin Kazan böyle kendi dişinin altındaki takımlara genellikle galip gelen bir takım özellikle bu sezon gerçekten iyi bir başlangıç yaptı. Onun dışında Rubin Kazan artık burada yavaştan bir milli araya kaliteli bir şekilde iyi bir şekilde girmek isteyecektir diye düşünüyorum. Ben bu mücadelede arkadaşlar Rubin Kazan'ın tekrar kazanaraktan da yükselişe geçmesini bekliyorum. Milli ara öncesi Rubin Kazan bence günün en erken mücadelelerden bir tanesinde Rubin Kazan'ın 1.52 gibi orandan direkt taraf bahisi olarak sizlere önereceğim. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Deplasman takımı hakkında biraz konuşmak gerekirse Nizi Novgo hakkında. E, deplasman per karnesi onun da çok kötü arkadaşlar. Yani burada kalite farkının öne çıkmasını beklediğimden dolayı Rubin Kazan'ın size galibiyetini önereceğim. Kayseri Spor Trabzon Spor mücadelesi. Kayseri Spor'da da arkadaşlar Hikmet Karaman böyle büyük maçları seviyor. Hatta özellikle Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bu tür büyük maçlarda ben ekstra oynamayı seviyorum daha farklı hazırlayarak takımımıza güzel sonuçlar elde edebiliyoruz diyor. Hatta maç sonrası e, maç sonu programlarını takip ederken Rıdvan Dilmen şöyle diyordu. O zaman Hikmet Hoca küçük maçlara çıkmasın. Sadece büyük takımlara karşı maç çıksın. Böyle iş olur mu şeklinde. Bir de e, eleştiri almıştı o konu yönde açıklamalarından dolayı. Kayseri dediğim gibi özellikle Hikmet Hoca bu tür maçları gerçekten seviyor. Bu tür maçlarda kendi evinde kolay kolay maç vermez. Özellikle Hikmet Hoca bu sezonda kadrosunu bu şekilde kaliteli denli kurmuşken Tiam olsun, onun dışında Mensa olsun. Bunlar zaten büyük takımlarımızın iyi futbolcularıydı. Onlar bir araya gelince ortaya güzel bir kadro çıktı açıkçası Kayseri Spor'un mücadelesinde. Ben burada aynı şekilde Tiam, Mensa, Emrah Basan da keza çok kaliteli. Galatasaray'a attığı golden biliyorsunuz. Geçen sezonda Erzurum'da iyi işler çıkardı. Trabzon'da keza öyle. Abdullah Avcı son basın toplantısında şunları söyledi. Hakem hatalarından bahsetti. Özellikle kendilerine çıkan kartlardan bahsetti. Victor'un kartı doğruydu diyor mesela. En son Hüseyin miydi? Kimdi? Bir tanesi ikinci sarıdan atıldı son maçta. Adını atılayamadım. Kartlardan yönelik hakem hatalarından bahsetti biraz kısaca. Abdullah da zaten Trabzonspor bir Avrupa mesaisi yok. Sadece önündeki lige odaklandı. Ben bu maçta bir reaksiyon göstermesini 2-1'lik skorla Trabzonspor galibiyeti gelebilir. Fakat ben öncelikli olarak Hikmet Hoca'nın kendi evinde de gol bulmasını bekliyorum. O yüzden 1.59 gibi orandan notlarıma da aldım. KG var sizlere öneriyorum. Hem Trabzon'un hem Kayseri'nin birbirine gol atması bence gayet olası. Salernitana ile Genoa mücadelesi. Bu maçta da güzel modlar aldım. Hemen onu açabilirsek. Ah buradan. Şimdi bu maç hakkında şöyle notlar aldım arkadaşlar. Bakın Genoa'nın son maçını izledim. Keza KG oynamıştık. 3-3'lük bir mücadele bitti. Hellas Verona ile. Ondan şöyle bir durumdan bahsetmiştik. Karşı takıma Verona'ya Igor Tudor gelmişti. Igor Tudor'un gelmesiyle birlikte Verona hem çok golluyor hem de çok fazla atak yapıyor. Gollü maçlara imza atıyor. Keza Genoa'da temposu çok yüksek. Özellikle kadrosunda çok fazla bilindik oyuncu olmasa bile yani mesela size bir isim söyleyeyim. Destro son maçta inanılmaz işlere imza attı. İki tane gol attı. En bireysel anlamda bir tane gol attı. Angara Messi, Angara Messi, Angara Messi gibi adam çalınmadı çalınmadı. Yapıştırdı hop topun dibine girdi. Çok güzel bir gol attı mesela Genoa ekibi o maçta Destro ile birlikte. Genoa'nın ben bu ofansif iştahını çok fazla beğendim. Genoa'nın golünü kafama ben bir yazdım öncelikle. Genoa'nın golünde okeyiz. Salernitana'ya baktığımız zaman ise bu takım henüz daha galip gelemedi. Bakın sadece bir puanı var bir beraberlik kendi evinde Hellas Verona'ya karşı. Son maçlarına baktığımız zaman da kaçan net pozisyonlar falan derken Salernitana bir galibiyete yakın bir zamanda imza atar. Gerek bu milli aradan ara önce imza atar gerek de sonra bilmiyorum. Ama Salernitana bence bu maçı kaybetmez diye düşünüyorum. Fakat karşılıklı gollere imza atabilecek diye düşünüyorum. Bir sürpriz çıkabilir onu da belirtmek istiyorum sürpriz olarak notlarımı alacağım bunu da. MS1 250 yazayım. Bakın öncelikli olarak ben gollü bir mücadele beklediğimi belirteyim. 1.61 gibi orandan KG var sizlere öneriyorum. Buradan değerlendirebilirsiniz. Yüksek orandan ise burada bir Salernitana'nın atacağı 2 golü değerlendirelim. Bakın ev sahibi 1.5 üstü. Şöyle değerlendirelim. Bakın gösteriyorum hemen. Ev sahibi bir buçuk üstü oranı 2.26 gibi orandan yüksek orandan isteyenlere de bu şekilde bir öneri yapayım. 2.26'dan da bu mücadeleyi değerlendirebilirsiniz yüksek orandan. Fakat idealimiz burada KG var olarak olacaktır. 1.61 gibi orandan. Hemen şunu da yazayım. Tamam. Geçelim bir diğer mücadelemize. Dortmund'la Augsburg mücadelesi var. Dortmund keza bu mücadelede yine galip gelen taraf olabilir. Fakat Haaland muhtemelen bu mücadelede olmayacak. Augsburg'un da ben son maçını izledik. Freiburg'la oynadı. Ben zaten o Freiburg mücadelesinden emindim. Çok emindim. Her şey dahil iletişim grubundaki herkese de söyledim zaten. Kendi grubumda zaten bağıra bağıra söyledim ki YouTube'da da bahsettim. Augsburg teknik direktörü şöyle açıklamalar yaptı. Ondan bahsedeyim. Asburg Dortmund maçı hakkında daha iyi oynamaları gerektiğini söyledi ve aynı şekilde bir reaksiyon gösterme maçı olarak da gördüklerini belirtti. Ben buradan ne çözerim? Asburg'un bu maçta gol bulmasını beklerim. Hem teknik adam böyle yapmış. Milli araya güzel bir sonuçla gitmek istiyor. Dortmund'da da dediğim gibi Haaland bu mücadelede olmayabilir. Keza milli arada da zaten olmayacakmış sanırım. Türkiye milli takımı Norveç mücadelesinde onun da haberini vereyim buradan sizlere. Muhtemelen görmüşsünüzdür sizler de. Asburg'un yani burada atacağı bir golü değerlendirdim. Onun oranı 1.58 gibi orandan gayet yüksek ve güzel bir oran olduğunu düşünüyorum. Bir takımın golü bu kadar yüksek oranken değerlendirmek gerekirse bence değerlendirilebilir. Biraz riskli bir tercih ama deplasman 0.5 üstü 1.58 gibi orandan sizlere öneriyorum. Gelelim bir diğer sürpriz mücadelemizin bir tanesine. Ondan önce katıl telegram grubu hakkında bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar katıl telegram grubu Ekim ayı yenilendi. Her ayın birinde zaten gruplarımız yeniliyor. Katıl grubundaki arkadaşlar topluluk kısmından iletişime geçebilir. Topluluğu kısmından linklere tıklayarak gruplara gelebilir. Keza canlı bahislerimiz olsun. Her türlü devam edeceğiz aynı şekilde. Ekim ayının grubu bu şekilde yenilendi. Instagram'dan aldığım bazı kişiler vardı. Onlar da Instagram üzerinden yazarsa Onlara da yardımcı olurum. Bugün de mesela hem Euroleague başladı bildiğiniz üzere. Euroleague kuponu verildi. Basket editörü Enes. Keza ben de bir tane karışık kupon çıkardım. Bir, iki tane toplamda iki kombine verildiğini belirteyim. Sizler de gruplara gelmek istiyorsanız arkadaşlar. Abone ol tuşunun yanında burada bir katıl tuşu var. Katıla tıkladıktan sonra sizlere burada bir video karşılıyor. Girişi oynat dediğiniz zaman da anlayacaksınızdır videoyu. Ana Telegram grubu için 30 TL'lik gruba gelmeniz. Hem ana Telegram grubuna hem de yüksek oranlı gruba gelmek istiyorsanız da 60 TL'lik gruba üye olmanız lazım. Orada yüksek oran grubuna da dahil olabiliyorsunuzdur. Onun dışında her şey dahil iletişim paketinde ise hem iki gruba dahil olup hem de bireysel WhatsApp numaran var. Mesela yüksek girmek istediğiniz zaman da buradan benimle iletişime geçebiliyorsunuz veya ben zaten çok güvendiğim maçları herkese özelden bire teker teker attığımı da belirteyim diyerek geçeyim Wolfsburg mücadelesine. Bu maça gerçekten güvendiğim maçlardan bir tanesi ve sürpriz sistem kuponuma kesinlikle koyacağım maçlardan bir tanesi arkadaşlar. Bakın şimdi Wolfsburg maçı hakkında konuşalım. Şimdi Wolfsburg takımında arkadaşlar Van Bommel şöyle bir açıklamalar yaptı. Şimdi açıklama da ben anlatayım. Van Bommel arkadaşlar Wolfsburg takımında çok fazla rotasyona gidemiyor. Neden? Rotasyon geniş bir kadrosu yok. Özellikle bazı oyunculara çok fazla yük biniyor. Bu yük binen oyuncular kimler? Sabek ve Mbabu mesela her maç düzenli olarak oynuyor. Git gel koştur bu adam zaten yakında sakatlanır. İsviç, İsviçre milli takımın futbolcusu galiba. Keza Wolfsburg'un en golcüsü Verkost'u arkadaşlar. Bu mücadelede olacaktır. Fakat dediğim gibi Wolfsburg daha yeni sevilen mücadelesi oynadı. Ya bunlar dediğim gibi çok fazla maç oynuyor özellikle. Çok fazla rotasyona da gidemiyor Van Bommel. O yüzden sıkıntılı yaşayacaktır diye düşünüyorum Wolfsburg takımının bu mücadelede. Wolfsburg takımı dediğim gibi böyle sıkıntılar var. Hafta içinde Sevilla ile berabere kaldı. Yüksek tempolu bir mücadelede oynadığını belirteyim. Gladbach takımı son olarak Dortmund'a karşı kazandı. 1-0 kendi evinde e, galip geldi Dortmund'a karşı. 1-0 skorla moral bulduklarını belirtelim. Gladbach takımına baktığımız zaman da teknik direktörü şöyle bir açıklama yaptı. Tuhran ve Stefan Lainer arkadaşlar bu mücadeleye de olabilir. Yani bu iki önemli ismin takıma döndüğünü açıkladı. Hatta Wolfsburg takımı maçında da kadroda olabileceklerini de belirtti. Moralle olan Gladbach takımı son maçında kazanmış. Bakın deplasmanda şu an en kötü takım belki Gladbach takımı. Göstereyim size şuradan puan durumundan. Bakın deplasmanda daha hiç puan alamayan bir Gladbach takımı var. Ve 16. oynadı 3 maçta 1 gol attı 7 tane de gol yedi Gladbach takımı. Fakat Wolfsburg takımı çok fazla yorgun ve dediğim gibi rotasyon pek fazla yapamadı. Gladbach takımında önemli isimler kadroya dönmüşken, moralliyken, ve yorgun Wolfsburg'u bulmuşken burada bence galip gelebilir. Sizlere idealden burada 0 2 çiftte şansı 1.44 gibi orandan önereceğim. Oran bence gayet güzel. Bence Gladbach burada deplasmanda ilk puanını alır ve yenilmez diye düşünüyorum. Hatta yüksek orandan da sizlere burada maç sonu 2 ile önermek istiyorum. Onun da oranı 2.90. Fakat idealden almak isteyenlere burada siz e, 0 2 çiftte şansı Gladbach'a öneririm. Değerlendirmek isteyenler alabilir. Ben burada notumu da aldım. Yüksek orandan da 2.90'dan önereceğim sizlere. Chelsea-Southampton mücadelesi. Maç hakkında çok fazla konuşmayalım isterseniz. Geç, Geçelimiz. Çok fazla konuşmaya gerek duymadım maçlardan bir tanesi. Southampton ne zamandır bir beraberlik alıyor. Fakat Tuel'de Lig'deki son maçında mağlup oldu Manchester City'ye kendi evinde. Çok fazla bir performans gösteremedi. Keza Juventus deplasmanında da aynı şekilde. Güzel futbol sergiledi. Kaleye yeriye geldi. Avlukaya aldı. Fakat gol gelmedi. O maçta da yenildi. Chelsea'nin bir reaksiyon mücadelesi olarak gördüğümden dolayı Chelsea'nin burada galibiyetini aldım ben. Direkt maç sonu birini aldım. Avrupa'da bir 40 oranı var. Bizim tüpçü buna 1.27 hatta 1.28 oranı vardı. Düşürmüşler 1.27'ye. Küçük bir düşme olmuş. Chelsea'nin burada ben galibiyetini direkt maç sonu 1 olarak kombineme koydum. Videonun sonunda zaten göreceksiniz. Kombineme koydum arkadaşlar. E, maç sonu 1'i dediğim gibi direkt kombineme koydum. Ama şöyle yüksek orandan isteyenlerse ben yani yüksek orandan ne alırım diye baktığım zaman da 4.5 altında 1 alırsanız arkadaşlar. Yani yüksek orandan daha bir yüksek orandan da değerlendirmiş olabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben bunu direkt maç sonu 1 olarak kombineme koydum. Değerlendirmek isteyenler bu şekilde Chelsea'yi değerlendirebilirler. Beşiktaş Sivas Spor mücadelesiyle devam edelim. Öncelikle arkadaşlar gösterdiğiniz ilgi, ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Videoları aynı şekilde beğeni ve beğeni atmayı unutmayalım. Sizden ricam ya yorum atmasanız da olur. Okey yorum alışız. Fakat sizlerden ricam yine aynı şekilde 300-500 seviyelerine bir beğeni alırsa ben sizlere kombin önerisi yapmaya devam edeceğim. Beğenileriniz gerçekten bizim için önemli. Rica ediyorum. Like'ları eksik etmeyelim hemen 2 saniyede. Şimdi Beşiktaş maçıyla devam edelim. Şimdi burada bir algı var. Nasıl bir algı var? Sivas yani şöyle söyleyeyim halkın algısı. Benim değil de halkın algısı. Şimdi Sivas teknik direktörü kim? Rıza Hoca. Rıza Hoca nereli? Nasıl bir hoca? Beşiktaşlı. Yıllarca Beşiktaş'a e, imza şey yapmış, hizmet etmiş bir hoca. Bu maçta yatar Beşiktaş kazanır. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın Rıza Hoca Beşiktaş'a karşı oynadığı son maçlara bakın. 2020 yılında 2 maçı deplasmanda kazandı. Son maçında berabere kaldı. 3-0'lık maçta da Beşiktaş galip geldi. Yani son oynadığı 5 mücadelede bir tanesi kupa mücadelesi olması lazım. 3 tane Sivas galibiyeti, bir tane Sivas beraberliği var. Beraberlik var yani. Bir tane de Beşiktaş galibiyeti var. Yani kolay bir maç olmayacak. Beşiktaş'ta eksik isimler var hala. Fakat Vida, Teşeyra ve bir tane daha isim kadroya döndü. Necip miydi galiba? Ya yani ve Vida önemli olarak yazabilirim ben sizlere çok fazla gol beklemesem de bu mücadelede yani KG'ye gitmek bence riskli olabilir. Gelebilir diye düşünüyorum fakat taraf ve KG bahisleri burada riskli. Olası bir birbirlik bir beraberlik çıkabilir diye düşünüyorum ama dediğim gibi riskli bir mücadele gol yönüne yönelmek lazım diye düşünüyorum. Ben burada 1.72 gibi orandan sizlere 2-3 gol tercihini sunmak istiyorum. Değerlendirmek isteyenler burada 2-3 gol tercihini alabilirler Beşiktaş mücadelesinde. Beşiktaş'ta bazı eksikler döndü fakat takım Avrupa mücadelesi oynadı. Şeyle mücadelesi oynadı bildiğiniz üzere. Ajax mücadelesi. Sivas normal dinlendi. Antrenmanlarının yaptı. 2-3 gol bahsi bence bu mücadele idealden gider diye düşünüyorum. Adana Spor Bandırma Spor mücadelesi. Kombinemeye aldığım maçlardan bir tanesi de bu mücadele. Öncelikle notlarımdan bahsedeyim sizlere. Şimdi Adana Teknik Direktör, Direktörlüğü'nden Fırat Gül ayrıldı. Teknik Direktörlüğü yerine Sayit Kara Fırtınalar geldi. Hücumda etkili isimler var fakat bitiricilik anlamda sıkıntı çeken bir Adana Spor var. Mesela Ozgovic diye bir tane forvetleri var. Özellikle kafa vuruşlarından çok kafa vuruyor. Kafaya çıkıyor. Hava toplarında genellikle hakimiyetini alıyor. Pozisyonunu alıyor. Fakat kafayı bir türlü çerçeveye sokamıyor. O yönden sıkıntı çekiyorlar. Bandırma'da ise Covid'li futbolcular vardı. Bu Covid'li futbolcular dönemini iyi geçirdi Bandırma Spor takımı. Şöyle gösterirsem. Manisa'yı yendiler ve evinde Altın Ordu'yu yendiler şu an tam kadro yani hiçbir Covid'li oyuncu kalmadı. Hepsi takıma döndü. Eksikken bile hücumda çok fazla iyi işler çıkardığını belirtelim bandırmaya. Yani hücumda sıkıntı çekmeyen bir bandırma spor vardı. O yüzden iyi işler çıkardığını da söylemek gerekir bandırmanın. Mesela son maçında toplamda 16 kere kaleye şut denemesi yaptı. Bunlardan sadece 8 tanesini kaleye buldu. Ki zaten 2 tanesi gol oldu güzel bir şekilde hücumda pozisyonlara giriyor. Kaçan pozisyonları da var Bandırma'nın. Ki zaten maçta favori olarak görülen Bandırma Spor takımı. Adana Spor da kendi evinde pozisyonlara giriyor. Oynuyor gayet güzel bir şekilde o oynuyor açıkçası. 6-2'lik menemen mücadelesini seyretmiştim. Güzel oynamıştı. Ondan beri bir kötü girişat vardı. O sonra işte dediğim gibi bugün teknik direktörlüğünü değiştirdiler. Sait Kara Karafurtanalar geldi takımın başına. Ben Adana'nın da burada teknik direktörüyle birlikte her zaman olmuştur. Teknik direktörler takıma geldiği zaman iyi işler çıkarmıştır diye düşünüyorum. Burada ben Adana'nın da gol atmasıyla birlikte KG varı değerlendirdim. Kombineme de koydum hatta bu mücadeleyi. O yüzden burada KG var tercihini sizlere 1.56 gibi orandan önereceğim. Yüksek orandan tercihim ise bu mücadele 2.75 gibi orandan sizlere maç sonu 0 şekilde önereceğim arkadaşlar. Fakat idealden KG var tercihini alabilirsiniz diyerek geçeyim. Porto ile Pachos Ferreira mücadelesi. Porto kendi evinde oynayacak. Maçın skoru 2-0. Ya yani 2-3 gol bandına geçebilecek bir mücadele olarak görüyorum ben bu mücadeleyi. Şimdi arkadaşlar Porto kendi evinde oynayacak. Benfica artık puan farkını açıyor. Puan farkı 4 şekilde ilerliyor. Porto puan farkının çok fazla açılmasını istemeyecektir. Keza Sporting de öyle. Porto son 35 maçında kendi evinde yenilmemiş. Yani çok güzel bir istatisti var kendi evinde. Ee, son 35 maçında yenilmemiş. Ama şöyle 35 maçında e, Liverpool maçı dahil, Liverpool değil yani dahil ligdeki son 35 maçında yenilmedi. Kendi evinde iyi oynuyor. Birkaç tane sakat isimleri var Porto takımında. Patros Ferreira'ya e karşı oynuyor hafta içinde aldığı Şampiyonlar Ligi yarısını burada sarmak isteyecektir diye düşünüyorum. Kazanacaktır. Fakat yorgunluğu da olacaktır diye düşünüyorum. 4.5 altına 1 yaparsanız 1.40 gibi orandan değerlendirmiş olursunuz bu mücadeleyi. Ben Porta takımının burada 4.5 altında birini değerlendirdim. İdealden alanmak isteyenler alabilir diye. Bu maç hakkında çok fazla durmaya gerek yok. Gelelim çok güzel maçlardan bir tanesi. Bunun da analizini gerçekten güzel bir şekilde yaptım. Öncelikle biraz istatistik vereyim sizlere. Bakın 2 ekibin oynadığı son 19 mücadelesinin 16 tanesi üst olmuş. Yani genellikle Hollanda zaten golü geçiyor. Bu iki ekibin de kimyası birbirine uyduğu için genellikle golü geçiyor. Hatta şöyle göstereyim geçmiş maçlarda bakın 4-0, 4-0 yani genellikle biri aldığı zaman burada bir 5-0, 4-3, 4-1 gibi skorlar da var. Ben biraz farklı bir tercihe gittim bu mücadelede. Şimdi Herakles arkadaşlar baktım şöyle kendi evinde ilk 25 dakikayı gerçekten hızlı oynuyor ve ilk 25 dakika boyunca kalesinde rakip kalede oldukça fazla pozisyonlar buluyor. Özellikle kendi evinde hızlı başlayan ekiplerden bir tanesi Herakles ekibi. Ev sahibinde bireysel anlamda biraz daha kaliteli oyuncular var ve biraz daha yetenekli futbolcular olduğunu bahsedelim. Herakles ekibinin hava toplarında de gerçekten fazla. Onun da sebeplerinden bir tanesi takımın boy ortalaması arkadaşlar. 1.84 gibi bir boy ortalaması var. Hava toplarında ve duran toplarda etkili bir Herakles var ve ilk yerden hızlı başlayan bir Herakles ekibi var burada. Rakibe baktığımız zaman da Willem İki ekibine baktığımız zaman da Villam arkadaşlar takım olarak gerçekten oturdu. Kötü bir başlangıç yapsa da ilk maçında 4-0'lık yenilse de sonrasında zaten çok iyi bir başlangıç yaparaktan da elinden gelen en iyisini yaptı. Zaten ligde de ikinci sırada Ajax'ın arkasında yer alan bir takım burada. Şimdi burada ben ilk golün arkadaşlar ev sahibinden gelmesini bekliyorum. Onun oranı 1.47 gibi oranı var. Yazın bunu öncelikle. 1.49 oranı vardı. Düşmüş bakın. 1.47 orandan yazdınız mı? Okey. Yazdıysanız devam ediyorum. Alternatif bir tercih olarak sizlere, sizlere bahsettim zaten. 19 maçın 16 tanesi de üst olmuş. Yani ilk gole girmek istemeyenler bu mücadelede 2.5 üst tercihini de alabilir. Onun da oranı 1.60. Fakat ben dediğim gibi ilk golün hızlı başlayan ekip olan Herakles'in ilk golü bulmasını bekliyorum. 1.47 gibi oranlanan Herakles'in ilk golü bulmasını bekleyeceğim. Değerlendirmek isteyenler bu mücadeleyi de bu şekilde değerlendirme yapabilirler. Herakles'in bir golüne ilk golüne girdik burada. Geçelim. Hatta skor beklentimde skoru da vereyim içimde kalmasın. 2 birlik bir skor beklentim var. 7 orandan da sizlere öneriyorum bu mücadeleyi. 7 orandan da 2 birlik bir Herakles galibiyeti bile gelebilir diyerekten geçeyim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ekranın kombin önerisi de gelsin devam edelim. 2 Ekim kombin önerisinde sizlere tam idealden 2 oranlı bir kombine çıkardım. Bu kombine Chelsea maç sonu 1 direkt aldım. Moral bulmak isteyen Chelsea kazanacaktır diye düşünüyorum. 1-28 oranından aldım ben direkt. Adana Spor mücadelesine de KG var aldım. Bandırma dediğim gibi son haftalarda hücumda hiç sıkıntı çekmiyor. Üretkenlik anlamında gol bulabilir. Adana Spor da yeni teknik adamıyla birlikte ilk mücadelesine çıkacak. Ondan dolayı bir reaksiyon verecektir. Yeni teknik adamlar her zaman iyi iş çıkartmıştır. Böyle ilk maçlarda kendi evinde oynayacak. Taraftar önünde oynayacak. O yüzden bu mücadele de KG var aldım. Bu benim sizlere çıkardığım YouTube önerisi. Diğer kalan 8 maçı da isteyenler arasından seçip değerlendirebilir. Hepsi girebilir, hepsi yatabilir. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.